sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dostlar, çok değerli Medya TV izleyicileri. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ulu Önder Atatürk'ün öğretmenlerimize, eğitime ne kadar önem verdiğini işte senede bir gün değil ama ne kadar önem verdiğini anlıyoruz değerli dostlar. Öğretmenlerimiz geleceğin gençlerini, geleceğin aydınlık Türkiye'sini yetiştiren öğretmenlerimiz. Gününüz kutlu olsun. Ve değerli dostlar, Sevdamız Sokak programı olarak da biz de bugün bu haftaki programımızı öğretmenlerimize adadık. Bizler bu ekranlardan her hafta Sevdamız Sokak, Sevdamız Anadolu, Sevdamız Aydınlık Türkiye diyoruz. Ve değerli dostlar, programı Tokat İl Dernekler Federasyonu hazırlıyor ve benden sunmaya çalışıyorum. Çok değerli başkanım Sayın Sefer Duran'a huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, biz bu akşam öğretmenlerimizi konuk getirdik değerli dostlar. Öğretmenlerimizi konuşacağız, eğitimi konuşacağız ve hayatın tam dışında olacağız, hayatı konuşacağız. Güzel alkışlarınızla değerli dostlar, öğretmenlerimiz Salih Bekar ve Mehmet Güneş'i alkışlarla huzurlarınızı alıyorum lütfen. Buyurun hocam. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hocam merhaba, hoş geldin. Merhaba Turan Bey. Nasılsın hocam, iyisin? Teşekkür ederiz. Bu fotoğraf nasıl, beğendiniz mi? Hocam nasılsınız, iyisiniz sizler de? Çok teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Şimdi öğretmenler tabii iş olarak emekli olabilirler ama hayattan devamlı çalışıyorlar. Öğretmen hiç emekli olmaz. Emekli olmaz. Kesinlikle öğretmen hiç emekli olmaz. Hayatta devamlı uğraşır. Çevresiyle uğraşır, arkadaşlarıyla uğraşır, dünyayla uğraşır, Türkiye'yle uğraşır, dertlerle uğraşır. Öğretmenlerin derdi bitmez. Bitmez. Değil mi hocam? Aynen. Yazmaya da devam ediyoruz hocam. Yazıyoruz, eğitiyoruz, okuyoruz, çalışıyoruz tabii ki. Peki, o zaman sohbetimizin geri kalan kısmını yerimize devam edelim hocam. Sizi şöyle alayım lütfen. Tamam. Şöyle alayım yerimize. Ve bu akşam Nurşani türkülerini dinleyeceğiz değerli dostlar sizlere. Hani biraz da yanık da olsa Nurşani türküleri hareketli var değil mi Gökhan? O zaman hiç zaman kaybetmiyoruz. Türkülerimizde sizleri baş başa bırakıyorum. Gökhan Alparslan karışmada güzel bir alkış rica ediyorum sizlerden. Gel güzelim uzat bana, eli benden esirgeme. Gel güzelim uzat bana, eli benden esirgeme. Dokunayım saçlarına, teli benden esirgeme. Teli benden esirgeme. Dokunayım saçlarına, teli benden esirgeme, teli benden esirgeme. Ben severim özü peki, sanma beni körün teki. Dokunayım yüzündeki gülü benden esirgeme, gülü benden esirgeme. Dokunayım yüzündeki
yüzündeki gülü benden esirgenme, gülü benden esirgenme. Coşkun bile, muhtacım bil ehli dille. Ve gönlü coşkun ile, muhtacım bil ehli dille. Konuş bazı benim ile, dili benden esirgenme, dili benden esirgenme. Konuş bazı benim ile, dili benden esirgenme, dili benden esirgenme. Dokunayım saçlarına, teli benden esirgenme, teli benden esirgenme. Konuşması benim ile, dili benden esirgenme, dili benden esirgenme. Vay 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 vay. Verin benim sevdiğimi, sizin olsun dünya malı. Gönül bir güzeli sevdi, sizin olsun dünya malı. Bağırıyorum duymuyorlar, çağırıyorum duymuyorlar vay. Bağırıyorum duymuyorlar, çağırıyorum duymuyorlar vay. Gönül bir gözeli sevdi, onu bana vermiyorlar vay. Gönül bir gözeli sevdi, onu bana vermiyorlar vay. Fakir ölse şaşan olmaz, evi yansa boşan olmaz vay. Fakir ölse şaşan olmaz, evi yansa boşan olmaz vay. Mezarım eşen olmaz, ne olacak benim bu halim vay. Mezar bile eşen olmaz, ne olacak Ayhan'ın halı vay. Bağırıyorum duymuyorlar, çağırıyorum duymuyorlar vay. Bağırıyorum duymuyorlar, çağırıyorum duymuyorlar vay. Gönül bir güzeli sevdi, onu bana vermiyorlar vay. Gönül bir güzeli sevdi,
onu bana vermiyorlar ay. Boşanıp yahi dondum vay 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 vay. Meftuniyem birden soldum yah boşanıp yahi dondum vay 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 vay. Sanki boyraz yelim oldum esiyorsun deli deli vay. Sanki boyraz yelin oldun, esiyorsun deli deli vay. Bağırıyorum duymuyorlar, çağırıyorum duymuyorlar vay. Bağırıyorum duymuyorlar, çağırıyorum duymuyorlar vay. Gönül bir gözeli sevdi, onu bana vermiyorlar vay. Gönül bir güzeli sevdi, gönül bir güzeli sevdi, onu bana vermiyorlar vay. Teşekkürler sana. Yüreğine sağlık Gökhan. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hareketli güzel türküler. Evet. Yine okuyacağız Nurşani Baba'nın türküleriyle beraber değil mi kardeşim? Tabii ki bütün ozanlarımızdan okumaya çalışacağız. Peki. Bu arada çok... ben teşekkür ederim böyle bir güzel bir günde hocalarımızın, öğretmenlerimizin gününde beni davet ettiğin için. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Çok sağ ol. Sen de beni kırmadın geldi çok huzurlarına. Teşekkürler. Eyvallah sağ ol. Çok, ne demek. Eyvallah. Her zaman seve seve. Eyvallah. Sevgili izleyicilerimiz sizler de ekranları başınızda programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Telefonla, canlı telefon numarasıyla bizlere ulaşabilir, konuklarıma, öğretmenlerime, sanatçı dostuma istek ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. 0212 281 0979 0212 281 0979 numaralı telefonu arayarak bizlere görüşlerinizi iletebilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuzun mesaj bölümüne gelip büyük harflerle bitişik Medya TV yazdıktan sonra değerli dostlar bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazıp 3929'a gönderiyorsunuz. Sizlerden özellikle bugün öğretmenler günü sizlerden öğretmenlerimize görüşlerinizi belirteceğiniz daha doğrusu programa ortak olmanızı istiyoruz sizlerden sevgili izleyiciler mesajlarınızı bekliyoruz. Dedik ya bu hafta ve de bugün öğretmenler günü 24 Kasım Sevdamız Sokak programı da programında böyle bir yer ayırmasa olmazdı. Biz de dedik ki bu haftamızı bizleri yetiştiren ülkemizin aydınlık geleceklerini yetiştiren öğretmenlerimize programımızda yer ayıralım. Onların da görüşlerini, fikirlerini sizlerle paylaşalım istedik sevgili izleyiciler. Bugünkü konuklarımı önce bir tanıtayım, sonra daha detaylı konuşacağız. Öğretmenim merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Önce bir kendimizi tanıtabilir miyiz öğretmenim? Elbette, ben Mehmet Güneş, Tokat Niksarlı'yım, Mutluca köyündenim. 1975 yılında Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirdim. 25 yıl öğretmenlik yaptım. Ne güzel. 30 Ağustos 2000'de emekli oldum. Halen bir sürücü kursuna müdürlük yapıyorum. Peki o zamanla bu zamanı kıyaslasak öğretmenim okumak şimdi mi daha kolay o zaman mı kolaydı? Tabii her çağın bir güzellikleri, letafeti, hoşluğu var yani. Şimdi de aynı şekilde. O zaman biraz daha yokluk vardı ama çaba çoktu, emek çoktu. Şimdi çocuklar biraz daha rahat ortamlarda bilgiye kolay ulaşıyorlar. Bu sefer okulları biraz erteliyorlar gibi. Evet. Şu andaki benim gözlerim o. Bunu konuşacağız. Çünkü bizim de anılarımız var. Bizim de anlatacağımız mutlaka şeyler var. Tam da hani teknoloji gelişiyor. Bazı şeyleri kolaylaştırıyor ama bazı şeyleri de ötelememize sebep oluyor değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Peki, konuşacağız hocam.
sevgili izleyiciler, Çok Değerli Medya TV izleyicileri, Turhan Çakır olarak ben de eğer naçizane sizlere bir şey anlatabiliyorsam, Tokat'ımızın gözü kulağı olmaya çalışabiliyorsam, hani derler ya, binanın temeli nasıl olursa yukarı öyle çıkar. Hamur iyi yoğrulursa öyle çıkar. Ben özellikle ve öncelikle anneme babama beni yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Ve benim de ilkokul öğretmenim. Ben telefonla görüşümüzde şunu söyledim. Hocam dedim, biz hep konuşuyoruz. Öğretmenler gününde de mutlaka ararım. Çok önemli bir şey yoksa ararım, konuşurum, giderim, elini öperim. Ama dedim ki hocam, biz bu sene bir değişiklik yapalım. Biz bunu öğrencilerinle beraber, öğrencilerin de seni görsünler. Özleyenler var, görmek isteyenler var. Dedim bunu canlı canlı yapalım, stüdyoda kutlayalım dedim. Ve benim ilkokul öğretmenim 5 yıl beni eğiten, bugünlere kadar gelmemde de çok büyük emeğini biliyorum ve yadsıyamıyorum. Ona huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Salih Bekar. Öğretmenim hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk canım. Nasılsın hocam? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Kısaca seni bir tanıyalım hocam. Topluca bu gençleri görünce biraz daha kendime güvenim geldi. Yaşlandığımı da hissettim. Yok hocam, yaşlanmadım. Yok. Az önce dedik ya, kim daha genç? İkimiz de aynı gibiyiz hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. En yaşlı sensin değil mi? Senin sakalların da büyümüş. Ben Tokat Niksar Gökçoluk köyünde. Gökçoluk. Eski adı İbiski. İbiski. Evet. 1953 yılında dünyaya gelmişim. Eyvallah hocam. Ben çiftçilik yapmayacağım. Hatta o zaman karar vermişim. Düğen sürerken. Anam anlatırdı. Ben bu öküzden ekmek yemem. Allah'ım bana başka bir kısmet ver dermişim. Evet. Ve o zaman da popüler meslek öğretmenlik. Evet. Köylü çocukları nasıl olsa sınıf kazandığı zaman öğretmen olurlar. Evet, ne olur, evet. Üç elemeden geçirdikten sonra ben 1966 yılında Pamukbura İlçe Öğretmen Okulu'na girdim. 6 yıllık öğretmen okullarının son mezunuyuz. Evet. Bizden sonra artık öğretmen lisesi oldu. 1972'de mezun oldum. Hangi okul dediniz hocam? Pamukpınar. Pamukpınar İlçe Öğretmen Okulu idi adı. Sivas Yıldızeli. Sivas Yıldızeli. Öğretmen okulları o zaman hep zaten şehirden uzak, boş arazilere kurulur. Oralar tarıma elverişli hale getirilir. Ha, şey mi demeye çalışıyorsunuz? Köy enstitülerinin... Tabii köy enstitüleri zaten köy enstitüsü olarak kurulmuş Pamukpınar. Evet. Daha sonra öğretmen okuluna dönüşmüş. 1952'den sonra öğretmen okuluna dönüşmüş. Yani doğrudan doğruya öğretmen yetiştiren kurum haline gelmiş. O zamana kadar sanatkar yetiştiriyor. Aynıca da öğretmen yetiştiriyor. Eğitmenlerin bir kısmı da orada. Evet. Aldıkları işte 3-6 aylık eğitimlerle köylere gönderilmiş, okuma yazma öğretilmiş Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Evet. Daha sonra köy enstitüleri, köy enstitülerinde sanatkar yetiştiriyor bir defa. Başta iş sanatkar yetiştirmek. Yani işi yapanları yerinde öğretiyorlar değil mi hocam? Köy enstitüsü. Her mesleğin birebir uygulayarak yetiştiriyorlar. Canım benim, şu anda bak ben yaşımı söylemiyorum. Söyleme hocam. Şeyden de çıktı da. Diyelim ki ben atölyeye gitsem kapı yaparım, pencere yaparım hala. Evet. Evet. Tabii şu anda yaparım. Ben bu zamana kadar köyde bir hatırla, sıraların tamiri, pencerelerin evet. tamiri, kapıların tamiri, kilit bilmem ne yine yaparım. Şu anda çalıştığım okulda bile kilit ters diyor usta. Biliyor musun? Evet. Bu kilit sağ kapının diyor. Kardeşim bu kilit sol kapıya da takılabilir. Canını sıkma. Evet. Bunun içinde şey vardır. Sen onu çevirirsen olur diyorum. Biz bunu gördük, öğrendik. Evet, evet. Biz hem zanaatkar hem de öğretmen yetiştirildik. 1972'de mezun oldum. İlk öğretmenlik yerin, görev aldığın yer mi? İlk öğretmenlik Diyarbakır, Merkez, Alaman Köyü tabi. Diyarbakır'da 2 yıl çalıştım, hiç unutamıyorum. Paşalar gibi, padişahlar gibi yaşadım. Tabii. Tabii o zamanlar öğretmenlere bir kıymet veriliyordu. Özellikle tabii. Ki o zaman babanla şey yaparsan, köyde takım elbiseli öğretmendi biliyor musun? Evet. Cebinde cüzdanı olan öğretmendi. Benim mezun olduğum zamanlar bile. Evet. Daha sonra işler değişti. Para kazananlar öne geçti. Emek verenler
eğitici olanlar biraz daha geri planda kaldı. Şimdi de çok çok daha geri planda kaldı, unutuldu. Yani bir köyde öğretmenin varlığı ile yokluğu, okulun kapısından bak şu anda çalışan arkadaşlar bilirler. Girerken öğretmen mi, veli mi, yoksa herhangi bir görevli mi belli olmadan okula giriyor arkadaşlar. Evet. Yani üzüntü verici, hoş bir durum maalesef. Değil. Maalesef. Mehmet Hocam, sizin ilk görev aldığınız yer neresiydi? Ben 75'te Bingöl Karlova'ya atandım. Evet. Benim kaderimde de hep rakımı yüksek olan yerler çıktı. Evet. 2 yıl orada öğretmenlik yaptım. Bir düş gibi geldi geçti. 77'de Tokat Reşadiye'ye geldim. İlk görev yerinizle, yani şu an aradan uzunca da bir zaman geçmiş. İlk görev yerinizle ilgili bir anınız, bir hatıranız var mı? Neler hatırlıyorsunuz? Mesela ilk okuldan mezun olmuşsunuz, bir yere atanmışsınız. Orada öğretmenlik yapacaksınız. O anki duygulardan şu an anımsadığınız var mı? Tabii ki var. Biz harita üzerinden ben Varto'ya gittim. Evet. Varto'dan Karlova haritada daha yakın gözüküyor. Halbuki daha başka yol varmış kesin. Biz bilmiyoruz. Evet. Biz haritadan gittik Varto'ya. Dediler ki bize Karlova'ya araba gidecek. Ama ne zaman gidecek belli değil. Sana bir minibüs tutalım. Evet. Yani biraz kurnazlık yapıyorlar. Bizim paralı olduğumuzu düşünüyorlar öğretmen olarak. Evet. Dediler sen bir minibüs tut git Karlova'ya. Tabii ki başka bir genç sizin yaşlarda bana dedi ki bir dakika gelir misin buyurun. Biraz sonra minibüs gidecek dedi. Ha. Sizi bunlar kandıracak dedi. Siz evet. Gitmeyin dedi. Çetin diye bir şoför. Bindik arabaya Karlova'ya geldik. Beni bıraktılar bir otele. Dedi ki şoför bu sizin köylülerin evet. Oteli dedi. Burada kalacaksın. Bir gittim ama gerçekten hoş bir köylülerdi. Beni ağırladılar. Bir hafta o otelde kaldım. Kaldınız. Ondan sonra köyüm yakındı ilçeye. Gidip yani 2-3 kilometre gidip geliyordum böyle evet. Okul açılana kadar. Çok iyi, hoş yıllarım geçti 2 yıl. Sadece Hocam sizin böyle bir ilk görev yeriyle ilgili atandığınızdan sonra şimdi hatırladığınız bir anınız var mı? Atanmam yapıldığı zaman bir defa Diyarbakır olduğu zaman gözüm korkmuştu. Evet. Ben Tokat ve çevresinde özellikle Sivas ve çevresinde çok aktif olan bir kişiyim, gencim, delikanlıyım. Eyvallah. Diyarbakır deyince Allah Allah nasıl olur bu Diyarbakır'da giderim çalışırım öğretmenlik içimizde şüpheler var. Tabii gittik, trenle gittik. Evet. O zaman öğretmenler derneği var, TÖS'ün bir şeyi vardı. Oraya gittim. Dedim ki ben genç öğretmen, Tokat'tan geldim, yeni mezunum. İşte falan yere de tayinim yapılmış. Dediler ki olmaz, orada öğretmen var, sen nereye gidiyorsun? Oranın zaten 25 çocuğu vardır, orada Ömerkan öğretmendir. Yad ediyorum Ömerkan'ı. Eyvallah. Sağ ol, sağ. Vallahi dedim, bilmiyorum ben oranın öğretmeniyim kardeşim, kararnamede çıkmış. O zaman dediler torpillisin. Yok vallahi kimseyi tanımam ben, Tokatlıyım. Kim torpilim olur burada benim falan. Yani doğuya giden tek o zaman tarihte, evet. O zamanki tarihte doğuya giden yol, asfalt yol benim köyümün içinden geçiyor. Evet. Öyle bir yere. Okul, devlet yapısı, betonarme bina. Durduğumuz yer küçük bir yerde ama çok hoştu. Çok hoş günler geçti, çok güzel günler geçti. Yani benim yerimde başka birisi olsa, kitap yazsa çok şey olurdu. Anlatılamayacak kadar güzeldi. Peki hocam bir sorum daha olacak ama bir nefes arası, bir türkü arası verelim. Gökhan kardeşim, senden bir türkü daha alalım. Sohbetimize devam edelim kaldığımız yerden. Ben Gökhan'dan önce, özür dilerim Gökhan. Ben Çam Sakız Çoban Hanım sana böyle bir... Boş gelmedin yani hocam. Belki bir öğretmenle gün daha düzenledin ama sana belki rehberlik yapar diye bir Eyvallah. Kitapçık hazırladım. Burada Turhan Çakır, sunucu Medya TV. Ustam nereden aldın sen bu bakırı? Tokat bakırıyla meşhurdur. Övsünler yad elde Turhan Çakır'ı. Elim kalem tutar söylerken dilim. Turhan'ı övmeye dilim var benim diye. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ ol hocam. Sağ ol. Yüreğine sağlık. Kameraman arkadaşım da bir görsün. Görebilir mi arkadaşlar? Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ ol. Bir nefes arası. Hadi Gökhan. Thank you.
beni terk edersen işte bana olan olur. Bir de beni terk edersen işte bana olan olur. Bilemezsin yazı kışı, gelemezsin ona karşı. Hadi nereden yersin taşı, alıp alıp çalan onu. Bilemezsin yazı kışı, gelemezsin ona karşı. Hadi nereden yesin taşı, alıp alıp çalan onu. Koca dünya malın olmaz, bir gün her şey yalan olur. Tutunacak dalın olmaz, bir gün her şey yalan olur. Düşürürler dilden dile, her fırsatta bin bir hile. Nurşani'de olsa bile bir bakarsın yalan olur. Bilemezsin yazı kışı, gelemezsin ona karşı. Adilerden yesin taşı, alıp alıp çalan olur. Düşürürler dilden dile, her fırsatta bin bir hile. Nurşani'de olsa bile bir bakarsın yalan olur. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye başladı. Ben onları dostlarımızla paylaşacağım. Canlı canlı bağlanmak isterseniz de sevgili dostlar 0212-281-0979 arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Televizyonu yeni açan dostlarımız için tekrarlıyorum. Telefonunuzun mesaj bölümüne gelip büyük harflerle Medya TV bitişik yazıyorsunuz dostlar. Bir boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3929'a gönderiyorsunuz. Biz de dostlarımızla paylaşıyoruz. Hocam mesajlar yoğun, ben ara ara okumaya da başlayayım. Atladığımız mesaj olmasın. Ben Ali Bektaş Günel, Turan Cem İyi Programlar, Salih Peker öğretmenimizin ve Mehmet öğretmenimizin ellerinden öpüyorum. Öğretmenler gününü kutluyorum. Orada bulunamadığım için, bulunmayı çok isterdim ama programım nedeniyle bulunamadım. Sizlerden özür diliyorum. Başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben Almuslu Sırrı, oğlum Birkan için bir türkü istiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Evet. Gökhan Bey'den Etek Sarı türküsünü istiyorum. Öyle mi? Lütfen Güzel Gözlüm. Ne demiş? Etek Sarı türküsünü istiyorum. Lütfen. Gözlüm. Herhalde Rumuz mu? Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. TOKTEF Kadın Kolları Başkanı Evrim Apay. Evrim Başkanı'nda küçük bir operasyon geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Sevgili Turan, öncelikle bizi hocamızla buluşturduğun için teşekkür ederim. Hocamın, öğretmenimin öğretmenler gününü kutluyor. Bazı sebeplerden dolayı gelemedim. Bunu tekrarlayayım. Saygılarla Selahattin Günel. Selahattin Günel kardeşimiz de rahatsızlığı dolayısıyla gelemedi hocam. Onu da ben biliyorum. Gökal Kasabası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Turan Akbulut. Turan abime de teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun diyoruz. İyi yayınlar. Biz İlkay,
Aytunç ve İpek. Salih dedemizin öğretmenler günü kutlar. Ellerinden öperiz. Torunlar. Torunlar. Şimdi mi kutluyoruz yoksa? Yok yok. Geldiler değil mi? Tabii tabii. Peki. Bunu yoksa yoksa kızak buradan hocam. Yok yok. Kutladılar. Bizi yok, de yalnız bırakmıyorlar. Bak bak. Hocam sizi de yalnız bırakmıyorlar burada bak. Herhalde yani. Ne güzel. Bunlar zaten bırakmıyorlar bak. Teşekkür ediyoruz. Öyle olsunlar bakalım. Evet. Şimdi hocam bizim biliyorsunuz Anadolu'da her ilde, ilçede okul yoktu doğal olarak. Şimdi ilkokulu nerede okudunuz hocam siz? Ben kendi köyümde İbiski'de okudum. O zaman hocamların köyünün öğrencileri de bizim köye geliyordu biliyor musun? Kazalapa, evet. Akıncı, Osmaniye, Mezra, bir de bizim köyün şeyi vardır mahallesi Çolaklar. Evet. Bir de biz Kapağızından gelen öğrenciler vardık. Orada da okul yoktu 1960'ta. Evet. Hesap hocam ki, Mehmet hocam siz nerede okudunuz ilkokulu? Kendi köyümde okudum ben. Kendi köyümüzde. Benim köyümde 61'de ben okula başladım. Evet. Şimdi hocam öğretmenler okulunda okurken tabii almış Tokat'tan çıktınız. Ben ilkokulu bitirdim. Tamam. Niksar'da ortaokula geldim. Evet. Öğretmenler? Ortaokulu bitirdim. Evet. Oradan öğretmen okulu sınavları vardı o zaman. Evet. Yatılı için. Tamam. Yani yatılı demek devlet sizin her şeyinizi karşılıyor. Biz onun sınavına girdik. Ben o zaman işte 450 kişi almışlardı yatılı. Evet. Ben 68. olarak kazanmıştım öğretmen okulunu. Öğretmen okulunu. Evet. Şimdi öğretmen normalde okul dönemi okuyorsunuz. Yazları ne yapıyordunuz hocam? Yazları tabii ailemize yardımcı oluyoruz. Köydesiniz. Tabii köydeyiz. Siz hocam? Ben ilkokuldan sonra 6 yıllık öğretmen okulu sınavlarına girdim, kazandım. 6 yıl yatılı okudum ben yani. Evet. Askerliğini yapanlar, ben askere şey fiil olarak gitmedim de. Evet. Askerliğini yapanlar anlatıyorlar. Biz o şekilde eğitildik, o şekilde gördük. Devlet her türlü iaşemizi cebimizdeki mendili bile karşılıyor. Karşılıyordu. Tabii. Siz 15 tatilde falan köye gidiyordunuz. 15 tatilde köye geliyoruz. Yaz tatilinde okul bittiği zaman köye geliyoruz. Babanın, abinin ne varsa onların hayvanlarını otlat, yekinlerini biç. Yani normal şeyi yapıyoruz. Devam köyde de köyde yardım ediyoruz. Hayatı devam ediyor ki Eylül ayı gelinceye kadar. Eyvallah. Sevgili izleyicilerimiz, Sevdamız Tokat programı olancısıyla devam ediyor. Sevdamız Tokat programının sesi ne kadar gür çıkıyorsa ve soluksuz devam ediyorsa birilerine tabii ki teşekkür etmemiz gerekiyor. Sevdamız Tokat programı 3 yıldır sevgili izleyicilerimiz Medya TV'de sürekli sezon boyunca devam ediyor. Burada iş adamlarımız, esnaflarımız sağ olsunlar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Onların katkılarıyla Sevdamız Tokat programının sesi daha gür çıkıyor sevgili izleyiciler. Telefonumuz var ama önce bir alt bantlarımı alalım arkadaşlar. Evet, alt bantlarım gelsin o zaman. Peki. Ama şimdi olmadı. Bir telefonu alalım o zaman arkadaşlar. Telefonu alalım. Bir alo diyelim. Alo. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben Tokat Niksar Mutluca Köyü'nden Hüseyin Akşay. Eyvallah. Oradaki tüm... Evet buyurun. Bütün öğretmenlerin gününü kutluyorum. Ayrıca Mehmet Güneş'e de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Akşay ailesi olarak eşim Cennet'le beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Hüseyin'im, sağ ol. Efendim bizden bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Ya da öğretmenlerimize sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Yayınlarınızın devamını diliyorum Turan Bey. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet sevgili seyirciler, bu haftaki bizim ana sponsorumuz, sesimizin daha gür çıkmasını sağlayan Deha İnşaat. Deha İnşaat, değerli dostlar, Sancaktepe bölgesinde siz dostlarımızın hizmetinde satılık, lüks daireler ve dükkanlar. Arsalarınız kat karşılığı alınır, yapılır ve sizlere Deha İnşaat güvencesiyle teslim edilir. Biz gittik gördük Deha İnşaat neler yapıyormuş, bir de istedik ki sizler gördü sevgili dostlar. VTR'miz gelsin. Arkadaşlar ne diyor ya?
çeşmesi yahım. İşte gidiyorum çeşmesi yahım. Önümüze dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım, karardansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım, karalansa da. Hayli dolaşayım yüce dağlarda. Hayli dolaşayım yüce dağlarda. Dost beni bıraktı ok ile zarda, ok ile zarda. Ötmek istiyorum viran bağlarda. Ayağıma cennet kiralansa da. Ötmek istiyorum viran bağlarda. Ayağıma cennet kiralansa da. Bağladım canımı Haydar zülfün teline. Bağladım canımı. Kime ne değil,
sözün belli değil, kime ne değil. Kurşaniyem sözü, Çin'de sözüm var. Diyarda bıraktım, emli kuzum var. Ne baharım belli, ne de yazım var. Yüzün belli değil, kime nereye? Yüzün belli değil. Özün belli değil, kime ne değil. Sözün belli değil, kime ne değil. Sevgili izleyenler, sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Yine güzel bir kampanyayla, hatta inanamayacağınız benim...